だ社会の残忍行為に堪忍袋のおがけだラップ界の番人行くぞ行くぞ言葉のジグソーパズルのためだったら辞書だって引くぞフリースタイル信じてたら印字点は禁じてあくまで参考俺が先んじて言うとこうだってみんなそろそろ言いたいこともろもろ出てくる頃フォローするなら俺ら多分ベスト Herkese merhabalar. Tsubasa Ozora kariyer moduna tekrar hoş geldiniz. Tsubasa Ozora geçen bölümde aldığımız kötü sonuçlardan dolayı biraz depresyona girmiş arkadaşlar. Söylenenler doğruysa eğer evine kapanmış bütün gün hiç evinden çıkmıyormuş. Karanlıkta böyle telefonundan ayrılmıyormuş. Japon sosyal medyası üzerinden fanları Tsubasa'dan transfer olmasını çok istiyor. Tsubasa da artık dayanamadı ve yönetime artık Chelsea maçında ne olursa olsun fark etmiyor benim için beni transfer edin diyor arkadaşlar. Artık bakalım Tsubasa için hayırlısı olsun. Şimdi biz bölümümüze başlıyoruz. Chelsea maçına gidiyoruz. Burada hemen Rafa Benitez cevap verdi arkadaşlar. Yönetimle konuşup sana bir cevap vereceğiz diyor. Artık geleceğimiz Rafa Benitez'e bağlı. Şimdi Chelsea maçında yine oynuyoruz. İlk 11'deyiz. Deplasmana Stamford Bridge'e gideceğiz. Stamford Bridge'e gitmeden önce arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. 75 beğeni gelirse mükemmel olur Tsubasa için. Şimdi bir de abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi Stamford Bridge'e gidelim. Londra'da görüyorsunuz Tsubasa'yı uzun saçları hala uzatıyor. Berbere gitmenin zamanı geldi diyebiliriz ki. Böyle diğer takımlara daha cazip görünsün Tsubasa. Londra'da yağmur var. Şimdi Chelsea'ye karşı maçımıza geçeceğiz. Görüyorsunuz Diego Costa. O kadar Beşiktaş taraftarı. Come to Beşiktaş dedi ona ama adam geri gitti Atletico Madrid'e. O yüzden şimdi Beşiktaş taraftarının öcünü almak için burada Chelsea'yi yenmek için oynayacağız arkadaşlar. Tsubasa Newcastle'a varını yoğunu ortaya koyacak gidene kadar. Artık belki gitmeyebilirdi. O yüzden her maç bizim için önemli arkadaşlar. Marcos Alonso. Bakayoko'dan güzel. Bakayoko'ya faul yaptı Tsubasa diyor. Ve sarı kart gösteriyor hakem Tsubasa'ya. Aslında ben güzel aldığımı düşünüyordum ama burada şimdi Chelsea tehlikeli bir yerden serbest vuruş free kick kazandı. Eden Hazard topun başında. Hazard geldi Aspilicueta'ya çarptı top. Biz de oradaydık. Şimdi Tsubasa ile kontra atağa başlayacağız. Tsubasa kaptırmadı. İyi gidiyor Tsubasa. Tsubasa João Cancelo yakalamaya çalışıyor. Tsubasa ortalarsa tehlike olabilir. Ortaladı ama Murphy galiba 7 numaralı oyuncumuz ona gelmeden önce defans. Bakalım bu transfer isteğinden taraftarlar memnun kalacak mı? Tsubasa'ya tepki gösterecek mi Newcastle taraftarı? Onu da merakla bekliyoruz. Burada Chelsea tehlikeli bir yerde taç atışı kazandı. Şimdi Pedro'da top. João Cancelo. Tsubasa aslında taraftarlarla iyi arası. Böyle herkesin isteklerini geri çevirmiyor. Herkesle resim çekiyor. Ardından imza atıyor falan. Yani çekinmiyor. Bütün antrenmanlardan sonra kendini taraftara açıyor resmen. Ama işte takımla pek uyuşamıyor son anlarda. Takım kötü gitmeye başlayınca Tsubasa da artık burada kıllanmaya başladı arkadaşlar. Şimdi atak yapıyoruz. Callback. Lejeune. Chelsea'ye karşı bir gol güzel olur Tsubasa için. Moral olur. Callback. Geri versene callback'cim. Tsubasa Kante geldi. Callback. Tekrar istedik Tsubasa'yla. Bu sefer aldık. Gale. Ara pası. Geçmedi. Dwight Gale hemen şut çekti ve top çıkmayacak galiba. João Cancelo ama orada Garitano'dan out'a gitti top. İlk yarıda son anlar arkadaşlar. Oyun çok ortada geçiyor. Bir onlar geliyor. Biz geliyoruz ama kimse doğru düzgün bir şut çekememiş henüz maçta. Galiba 0 şut hatta. Hemen bakacağız şimdi zaten ilk yarısı bitti maçın 0-0. Bakalım kimsede bir şut var mı? Ben onu merak ediyorum. Chelsea'nin bir şutu kaleyi tutmuş bizim de bir şutumuz out'a gitmiş. Bunları hiç hatırlamıyorum arkadaşlar şimdi ikinci yarıya geçelim. Tsubasa. Pasını verdi Murphy'ye. Tekrar Tsubasa. Pası kötü. N'Golo Kante verdi Pedro Hazard'a.
Tsubasa yatarak bir müdahale. Oo, Tsubasa'nın sarı kartı vardı. Hazard'a geç bir müdahale ve burada kırmızı kartı görüp oyundan çıkıyor arkadaşlar. Tsubasa, hakem aslında biraz sert oldu orada. Aslında ilk pozisyonda sarı kart göstermemeliydi bize. Şimdi burada maçın gerisini simüle edeceğiz. Artık takımımızı 10 kişi bıraktık. Bu Tsubasa'yı eminim biraz daha büyük depresyona sokacaktır. Bakalım maç kaç kaç bitecek. Genelde simüle ettiğimizde böyle kırmızı kart gördüğümüz maçlar neydiyse o skor öyle bitiyor. Burada bakalım o olacak mı? Hiç iyi olmadı aslında bu bizim için. Tsubasa şimdi önümüzdeki maçı da kaçıracak. Ve Newcastle'da kalırsak eğer birincilikte avantajımızı da yitirmiş olacağız. Yani ikinciyiz ama birinciyi yakalamak için avantajımızı yitirmiş olacağız. Ve görüyorsunuz zaten Manchester City 9 puana çıkarmış arayı. Biz orada 0-0 bitmiş. Hiç iyi olmadı ve şimdi Manchester City maçı geldi. Ve biz o maç için cezalı durumdayız arkadaşlar. Şimdi bir haber geldi burada. Bakalım transfer hakkında mı? Evet, transfer hakkında haber geldi Rafa Benitez'den. Hemen ona bakalım. Oo, Rafa Benitez bizi transfer etmek istemediğini söylüyor. Yani Newcastle'da kalıyoruz. Tsubasa şimdi depresyon modu %100 tavan yaptı. Hem kırmızı kart cezalı ligin en önemli maçında hem de transfer olamıyor. Biz artık antrenman yapalım. Antrenmanımızda Tsubasa gelişti biraz. Frikikleri gelişti ve voleleri yükseldi. Fena değil, artık Newcastle'da kalacağız. İstemediğimiz şey oldu ve burada görüyorsunuz inanılmaz bir maç serisi geliyor. Manchester City'ye karşı ne yazık ki oynayamıyoruz. Ardından yine Chelsea geliyor. İnanmıyorum yani, Chelsea'ye 0-0 kalmış takımımız. Orada aslında keşke kırmızı kartı yemeseydik ama artık bizim yerimize Perez oynayacak burada. Evimizde Manchester City'yi umarım kazanırız. Son 3 maçını kazanmış Manchester City. Burada simüle ediyoruz bu maçı ve kazanıyoruz. Mükemmel. Burada kalacaksak eğer artık Newcastle'a %100'ümüzü vereceğiz tekrar ve o birinciliği yakalamaya çalışacağız. Puan farkını 6'ya düşürdük bu arada. Şimdi yine Chelsea maçı geliyor arkadaşlar. Bir hafta içinde 2 kere oynuyoruz Chelsea'yi. Evimizde oynayacağız bu sefer. İlk defa taraftarımızın önüne çıkacağız Tsubasa'yla transfer istedikten beri. Bakalım nasıl bir tepki verecek taraftar. Ama önce maça geçmeden önce burada bir antrenman yapalım. Sonra Chelsea maçında kazanmaya çalışacağız. Çünkü Manchester City'ye karşı kazandığımız maç bizim için süper bir gaz oldu. Şimdi biz Chelsea maçına geçelim. St. James Park'a ilk defa transfer istediğimizden sonra dönüyoruz. Bakalım taraftar tepki gösterecek mi Tsubasa'ya? Chelsea maçı geldi. Burada Chelsea ilk maçta kırmızı kart yemişti Tsubasa. Burada daha güzel disiplinli bir futbolla Chelsea'yi yenmek istiyoruz. Manchester City'yi 2-1 yendik. Chelsea'yi de evimizde devirmek amacımız çünkü birincilikte bütün maçları artık kazanmamız lazım birincilik için. Burada Hazard'ı sağlam bir şekilde düşürdü oyuncumuz. Kesin sarı kart görecektir. Hiç disiplinli başlamadık. Şimdi Gareth Bale, Chelsea'nin transferi Gareth Bale ortasını yaptı ama Arias kafayı vurdu. Le Marchand, Lazar, Tsubasa'ya geldi şimdi top. Çıkacağız yarı sahamızdan. Gale, Tsubasa sağ kanatta ilerleyecek. Kante kovalıyor onu. Şimdi kademeye Alonso girdi. Tsubasa herkesi geçti. Ortasını yaptı. Ortası biraz kötü oldu ama Garitano da top. Garitano verdi Gale'e. Courtois kurtarıyor. İnanılmaz pozisyon. Garitano şimdi Tsubasa'ya verdi. Tsubasa'dan bir pas. Gale'a gol pozisyonu. Courtois kurtardı. İlk yarıda artık uzatma dakikaları arkadaşlar. Biz fazla bir atakta bulunamadık. Gale'la birkaç şans yakaladık ama zayıf şutları kaleci Courtois çok zorlanmadı. İlk yarı 0-0 bitiyor ilk maçta olduğu gibi. Şimdi ikinci yarıya geçeceğiz. Bu maçta Tsubasa biraz daha dinamik görünüyor. Artık geleceği belli olduğu için belki daha işte depresyonu azalmıştır. Murphy kaybediyoruz. İkinci yarıya geçtik. Murphy şimdi aldık. Merino Tsubasa istedi. Ah, ara pası geçmedi Luiz'den. David Luiz Tsubasa'yı yakalamaya çalışıyor. Tsubasa'dan bir şut. Az farkla out'a gitti. David Luiz.
Gale ondan kaptı. Şimdi Tsubasa'ya verdi. Tsubasa Ozora. Tsubasa'dan güzel bir pas Shelby'ye. Shelby kafayı vurdu, onu kontrol etmek yerine kafa vurdu. Thibaut Courtois kurtardı yine. Chelsea'ye gol atmakta, pozisyona girmekte çok zorlanıyoruz arkadaşlar. İyi, en iyi oynayan takım bize karşı Chelsea diyebiliriz. Yani Swansea'den bilene güzel oynuyorlar. Swansea'de zaten nasıl 3 gol yediğimizin de farkına hala varamadım arkadaşlar. Şimdi Tsubasa ile geliyoruz. Tsubasa üstten bir pas Murphy'ye. Güzel. Tekrar bize bırakmaya çalıştı Murphy. Rudiger kaptı. Tsubasa bastırıyor, alamadı. Azpilicueta. Le Marchand, Shelby, Hayden, Tsubasa top istedi sürekli, aldı. Şimdi verdi Murphy'ye. Murphy'den bir orta. Gale. Zayıf kafa. 82 oldu dakikalar artık. Hala bir gol bulamadık. Giorgio Shelby şimdi Tsubasa'ya verdi. Tsubasa'dan bir pas Gale'a. Gale. Ara pası Giorgio Shelby. Tsubasa da oradaydı. Güzel çekti ama adam. Kaleci Thibaut Courtois yine formunda. Şimdi Shelby corner'ı kullanıyor. Öndireye doğru. Mitrovic geldi, kafayı vurdu. Mitrovic. Yerden bir pas. Cavani yine corner'a gönderdi. Son dakikalar maçta, burada gol bulmamız lazım arkadaşlar. Yine ortalıyor. N'Golo Kante. Cavani kafayı vurdu. Taça gidiyor top şimdi. Tsubasa da oradaydı. Taç atışını kullanıyoruz. Tsubasa. Ortalıyor. Arkada Shelby'ye. Shelby çekti. Pas verdi Mitrovic'e ama defans. Şimdi kontra atak Chelsea'den. Az adamla bizi yakaladılar. Gareth Bale geldi. Ortalarsa tehlike olabilir. Ortaladı. Yerden Lesal. Gareth Bale orada. Bir faul yapıldı. Le Marchand. Şimdi Gareth Bale topun başında serbest vuruşu kullanacak. Biz ön direğe götürelim. Orası biraz boş gibi. Bizim baraj bu arada sarı kart gördü. Artık 90. dakika arkadaşlar. Daha uzatmaları oynayacağız. Gareth Bale hala kullanmış değil serbest vuruşu. Bale geliyor, ortalıyor. Tsubasa güzel ön direkte. Uzaklaştırdı şimdi Marcos Alonso galiba kafayı vurdu ama ters bir kafa oldu. Van Ginkel, Azpilicueta, Lazar. Şimdi Tsubasa pasını verdi Mitrovic'e. Mitrovic beklerse biraz Tsubasa gelir. Tsubasa geldi. Aa! İnanılmaz bir yerde hakem yine yapacağını yaptı arkadaşlar. Maalesef 0-0 berabere kalıyoruz Chelsea'ye karşı. Halbuki orada maç mı bitirilir arkadaşlar? Bitirilir mi? Ben size soruyorum yani. O kadar saçma bir şey olur mu? Yani bari hakem Mitrovic'e verirken bitirseydin, kendi yarı sahamızdayken bitirseydin. Böyle şeyler beni gıcık ediyor adeta. Burada maalesef Chelsea'ye yine gol atamıyoruz. Onlar da bize atamıyor. Yine ilk maçın skoru 0-0. Bakalım bundan sonra kim gelecek Chelsea'den sonra. Bize böyle bir Şamaroğlan'ı tarzı bir takım gelmesi lazım ki biraz kendimize gelelim. Şöyle pataklayalım çat pat. Aa, Emirates Kupası'nın 3. turu. Bizim Notts County'miz de bu 3. turda aslında. Arkadaşlar Emirates Kupası hakkında bilmediğiniz bir şey varsa o da şu olabilir. Emirates Kupası'nı kazanan İngiltere'den Avrupa Ligi'ne gidiyor. Yani Europa Lig'e gidiyor. O yüzden bu çok önemli bir kupa. Şampiyon olmasanız bile bu sizi mesela Europa Kupası'na götürebilir. Biz bunu Notts County'de gerçekleştirebilirsek zaten felaket olur ama hiç ümitli değilim oradan. Çok güçlü takımlar gelince zor oluyor tabii ki efsanevi de oynayınca ama Newcastle'la bunu başarmamız mümkün. Karabağ Kupası'ndan biliyorsunuz çok kötü bir şekilde hakem son dakikada durdurmuştu o maçı ve tam Tsubasa kalenin dibinde gol atacaktı ama hakem düdüğü çalmıştı. Orada bizim hakkımızı yemişlerdi. Penaltılara giden maçı Stoke City'ye kaybetmiştik. Ama burada Norwich gelmiş şimdi. İkinci lig, Championship takımı. Onlara karşı FA Kupası'nda bir üst tura geçmeye çalışacağız şimdi. Gidiyoruz evimize St. James Park'a. Yine Newcastle'dayız. Taraftarımız Tsubasa'yı geçen maçta o kadar da kötü karşılamadı. Demek ki anladılar neden Tsubasa birden gitmek istedi. Genç oyuncu. Biraz galibiyet serisi yakalayıp ardından 2-3 tane mağlubiyetle karşı karşıya kalınca ne yapacağını şaşırdı o da tabii ki. Depresyona girdi birden. Ama şimdi burada onu depresyondan çıkarmak için bir 2-3 gol, 4 gol atsak mükemmel olur. Maçımıza geçtik. Tsubasa'ya ve Newcastle'a başarılar diliyoruz. Tsubasa verdi Mitrovic'e. Richie'yi kaptırıyoruz. Aa, kaptırmadı Richie, güzel.
Richie şimdi kaptırdı. Herkes düştü orada. Tsubasa geldi, aldı topu. Mitrovic, Den Donker, Tsubasa gelişine. Ah, biraz daha bekletip çekseydim aslında olurdu. Arkadaşlar bu arada bu maçtan sonra Tsubasa'nın berber randevusu var. Saçları keseceğiz. Tsubasa'nın uzun saçları artık biraz böyle performansını etkilemeye başladı. Çok uzadı saçlar. Berbere gideceğiz. Belki boyatırız. Belki kısaltırız. Bakacağız artık ne kadar yaparız. Belki sıfıra vurdururuz. Hiç belli olmaz. Şimdi Tsubasa aldık topu. Den Donker'de yeni transfer olsa gerek ki bu ara transfer döneminde bizim takım boş durmamış. Den Donker. Tsubasa kaptırdı burada. Callback araya girdi. Mitrovic. Tsubasa. Tsubasa. Şimdi rakiplerini mükemmel geçti Tsubasa. Tsubasa önünde bir defans oyuncusu. Onu da geçti. Tsubasa şutunu çekti. Henley son anda bir ayak koydu ve topu kornere gönderdi. Korneri kullandık hemen ama sonuç gelmedi. Callback. Lejeune. Richie. Richie serbest vuruş kazandık. Bakalım Tsubasa burada ne yapacak? Aa, artık Tsubasa'ya serbest vuruş çektirmiyor. Topun başında başka birisi. Den Donker, ama çok yaklaştı Den Donker. Yeni transfer Den Donker. Callback verdi Tsubasa'ya. Den Donker'i gördü Tsubasa. Mitrovic'e verdi, o da o Mitrovic. Plasesi az farklı dışarı gitti. 42. dakikada ilk yarıya son anlar artık. Şu ana kadar arkadaşlar bizim daha çok şansımız oldu. Norwich de bir şans yakaladı ama az farklı dışarı göndermişti Pritchard. İlk yarı bu şekilde bitiyor, 0-0. İkinci yarıda patlamamız lazım artık. Yani rakibimiz iyi oynuyor ama zayıf bir rakip sonuçta. Şimdi ikinci yarıya geçtik, burada gol bulmamız lazım artık. Kaleci oynadı. Den Donker kafayı vurdu. Tsubasa güzel hareketler. Tete'yi güzel ekarte etti. Tsubasa hareketlere devam ediyor. Tsubasa bunu bitirirse mükemmel olur diyecektim. Bitiremedik. Yine kaleyi tutturamıyoruz arkadaşlar. Tsubasa orada 2 ya da 3 tane hareket çekip gol pozisyonuna girdi ama maalesef bitiriciliğini konuşturamadı. Oynadı. Tsubasa'ya geldi. Tsubasa'dan pas Mitrovic'e. Mitrovic Tsubasa'yı bulursa tehlike olabilir. Bulamadı ama burada Den Donker'i buldu. Den Donker'in şutu direktman kaleciye. Oliveira Den Donker aldı. Üstten bir ara pası mükemmel Tsubasa'ya. Tsubasa zamanlaması çok kötü. Pası da çok kötü. Klose ama Clark aldı. Clark'ın önünde kaldı top. Vrančić son anda uzaklaştırıyor. Artık maçta son uzatma dakikaları, Oliveira'da top. Tehlikeli olabilir bu atak bizim için. Geri döndü iyi ki. Maç uzatmalara mı gidecek artık? Emin değilim nasıl oluyor burada 3. turda. İlerliyoruz. Maç böyle bitti. Demek ki bunun bir rövanşı var. En azından sahamızda gol yemedik. Norwich City'ye karşı da gol atamıyoruz. Bu bölümde gole hasret kaldık arkadaşlar. Hasret kaldı. Golü bulacağımıza inanıyorum önümüzdeki maçta. Tsubasa'ya bir antrenman daha yaptıralım. Değerimiz galiba 49 milyona gelmiş Tsubasa'nın. Felaket bir oyuncu. 20 yaşında ya da 21 yaşında Tsubasa şu an. Değeri 49 milyon tam. Çünkü overall 82'ye gelmiş. Hey maşallah. Şimdi ilerliyoruz. Tekrar sezonumuza döndük. Bakalım önümüzdeki rakibimiz kim? Ooo, yine bir zorlu maç geliyor arkadaşlar. Christian Atsu da bu arada sakatlığı bitmiş, 5 ay galiba sakatlanmıştı. Şimdi Arsenal'e karşı oynayacağız. Onlar da 4. sıraya gelmişler ve sadece aramızdaki puan farkı 4. Yeni objektiflerimiz hemen hemen aynı. Arsenal'den sonraki maçlar zayıf. İlk yarının tam tersiyle devam ediyoruz. Yani o yüzden Chelsea'yi biz zırt pırt 2'de 1 oynadık. Şimdi Christian Atsu gelmiş. Maç değişmiş tarihi Arsenal maçının. Şimdi biz Arsenal maçına geçelim. Yalnız bu maça geçmeden önce berber randevumuz vardı arkadaşlar. Berbere gidelim Tsubasa'yla. Tsubasa'yla berbere geldik. Şimdi ben sizin aklınızı okumaya çalışacağım burada telepatiyle. Şimdi siz olsanız ne yapardınız diye düşünüyorum. Önce şu arkadaşlar sakalları bir yok edelim. Ya da sakalları değiştirelim.
Tsubasa'nın sakallarını kirli sakal yapalım. Şimdi saç rengini bir değiştirip ondan sonra da saçlarını kestirelim. Gerçi önce saçları kestirip de renk yapalım. Berber bonker mi boşuna boya harcasın. Tsubasa'ya şurada kısa saçlardan bir tane bulalım. Entel bir şekil. Oo, Tsubasa mohawk yapsın mı? Şu şekilde kazıtsın yanları. Yoksa başka o tarz başka bir şey arıyorum arkadaşlar. Bu da fena değilmiş, temiz saçlar. Hangisini yapsak Tsubasa'ya? Tsubasa'ya şu yakışır arkadaşlar, temiz saç. Şöyle temiz diyor zaten bu saç isminin de. Saçlarının rengini değiştirelim Tsubasa'nın yine. Siyah modası gitti. Tsubasa'ya şöyle kirli sarı olur. Bakalım başka, turuncu saç var. Beyaz saçı tekrar var. Bu saçları hala açamamışız arkadaşlar. Şunlara ben bir bakayım, açabilmiş miyiz? Onlara yoksa geçeriz. Ben saç rengini bulmaya çalışacağım. Arkadaşlar, o saçlar için burada başarılarda bir şeyler bitirmeniz lazımmış. Hangisini tam olarak bilmiyorum. Siz biliyorsanız yorumlara yazın ama onları bitirdikten sonra o saçlar kendiliğinden açılacak. Yalnız ben yeni seviyelere geldiğimiz için birkaç tane krampon daha açabildim. O yüzden kramponlarımızı yine değiştirelim. Bu sefer daha güzel bir şey açalım. Yeni açtığımız bir tane gri krampon vardı, çok güzeldi. Onu seçeceğim. Onu burada bulabilirsem eğer. Şu krampona geçireceğim Tsubasa'yı arkadaşlar. Gri Adidas krampon. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir de Tsubasa'nın gol sevincini değiştirdim. Onu da gol atınca göreceksiniz artık. Şimdi biz hemen Arsenal maçımıza geçelim. Londra'ya geldik. Emirates stadındayız. Arsenal'a karşı ikinci maçımızı oynuyoruz. İlk maçımızda 1-1 kalmıştık. O geçen bölümde oynamıştık galiba. En son maçımızda hatta. Burada Mesut Özil'i görüyoruz. Geçen maçta oynamamıştı kendisi. Şimdi maça geçtik. Tsubasa'ya ve Newcastle'a başarılar diliyoruz. Burada umarım ilk golümüzü atarız. Yeni saçlarımız var, yeni kramponlarımız var. Tsubasa'ya artık daha ne alayım ben arkadaşlar? Dan Donker şimdi Tsubasa'ya topu verirse coşacağız. Burada Elneny yakınındaydı. Ah Tsubasa, ah. Kötü pas. Lacazette. Tsubasa almaya çalıştı ama alamadı. Burada Coquelin şimdi. Piszczek. Tsubasa pas hatasından yararlandı. Dan Donker. Tsubasa. Şimdi Mitrovic önünde. Tsubasa önünü boş gördü. Uzaklardan bir füze. Füze. İnanılmaz. Tsubasa'nın yeni saçları, yeni gol celebration'ı, yeni gol sevinci yani arkadaşlar. Ne dediğimi şaşırıyorum. İngilizce mi, Türkçe mi? Burada Tsubasa inanılmaz bir gol attı. Sezonun golü. İnanmıyorum burada. Rafa Benitez de inanmıyor. Tsubasa'dan mükemmel bir füze. 1-0 oldu. Burada taraftarlar sessizleşti birden. Merino baskı sonuç getirdi burada. Merino şimdi Tsubasa'da top. Tsubasa Ozora gidiyor. Tsubasa Koscielny yatarak müdahale. Tsubasa'da kaldı top. Geri çıkardı Merino'ya. Merino. Tsubasa istiyor tekrar. Tsubasa Elneny'nin baskısı. Merino tekrar verirse tehlike olabilir burada. Çünkü Tsubasa boşaldı. Tsubasa. Tsubasa. Gol pozisyonu yine Mitrovic'e geldi top. Enteresan şeyler oldu orada. Mitrovic herhalde bizim topa müdahale eden oyuncunun topuna bir rovaşata gibi bir şey denedi. Kaleci de sağlam kurtardı yani, iyi bir şut çıktı. Richie. Tsubasa. Dan Donker. Güzel paslar burada. Aarons kontrolü kötü oldu. Uzaklaştırıyor defans ama kornere gitti. Yine hatamız devam ediyor. Burada Wenger endişeli. İyi başladık maça. Topun başında Dan Donker. Tsubasa'ya doğru bir vole gibi bir şey çektik ama top out'a gitti. Aslında ben birine çarptı sandım ama out dedi hakem. Piszczek tehlikeli olabilir burada. Lacazette, Sels mükemmel kurtarıyor. İlk defa Arsenal geldi. Ve sağlam geldiler. Korneri kazandılar şimdi. Lacazette geçen maçta o da yoktu. Şimdi bizi demek ki ciddiye aldı Wenger. Burada ayrıca Elneny'nin bir şutu az farkla dışarı gitti. Ciddiye aldı ve bu sefer Lacazette ile Mesut Özil'i oynatıyor. Şimdi kalecimiz Sels maçı tekrar başlattı. Gaya karşıladı. Top taca gitti.
Şimdi Dan Donker. Atak yapıyoruz. Burada Mitrovic'e doğru bir pas geçti. Mitrovic. Ara pası Tsubasa'ya. Offside var mı yok mu bilmiyorum. Offside'mış maalesef. Yoksa Tsubasa'yla bir şut daha çekecektik orada. Artık ilk yarı burada bitecek garanti. İlk yarıda iyi gitti. İyi kontrolümüzde. Arsenal son anlarda birkaç şans yakaladı ama yine iyi üstün takım biziz arkadaşlar. İlk defa da gol atmayı başardık ve kendimize döndük bu depresyon modundan çıktık saçları keserek. Şimdi ikinci yarıya geçiyoruz. İkinci yarıda da mükemmel bir golle devam etmek, coşmak istiyoruz. Tsubasa. Elneni iyi geçemedi bu arada. Alexis Sanchez, Lacazette, Coquelin, Tsubasa'dan mükemmel bir müdahale. Mitrovic'te şimdi top. Pas verirse tehlike olabilir. Verdi. Tsubasa döndü. Şutunu çekti Ospina. İnanılmaz. Orada avlarım diye abandım ama avlayamadık. Şimdi korner Tsubasa'ya doğru Elneni kafayı vurdu. Aarons. Geri çıkar Aarons. Tsubasa. Tsubasa ortasını yapıyor. Tsubasa Mitrovic'e mükemmel bir orta. Direkten dönen topu Lejeune tamamlıyor. 2 oluyor burada. Arsenal deplasmanda Arsenal taraftarının önünde böyle kendi taraftarına koşuyor. Golü kutluyor takımımız. Mitrovic güzel vurdu kafaya ama direkten döndü. Arkada Lejeune boştu ve 2-0 bizi öne geçiriyor defans oyuncumuz. ...82. dakika kaleci Sells kale vuruşunu kullanıyor. İndiren Aarons oldu Ramsey'e. Ramsey, Mustafi, Lejeune, Richie, Tsubasa istedi aldı. Tsubasa güzel pas Mitrovic'e. Mitrovic tekrar Tsubasa'yı bulabilirse tehlike olur ama Mitrovic çok geç kalıyor. Bomboşluk orada. Özil şimdi, Mesut Özil. Tsubasa geri geldi defansına yardım etmeye. Alexander Lacazette. Tehlike olabilir. Clark çok sağlam. Dan Donker, top Alexis Sanchez'de kaldı. Merdivanam, ah merdivana dayadım sırtımı gene bugün. Ve güzel bir vuruşla 2-1 yaptı. Hala tehlike bitmedi. Maçın sonuna kadar çabalamamız lazım. Tsubasa şimdi verdi Richie'ye. Tekrar istedi Tsubasa. Tsubasa ilerliyor. Kanada doğru gideceğiz. Biraz zaman kaybedelim. Zaman harcayalım. Tsubasa şimdi verdi Richie'ye. Richie. Richie pası güzel. Shelvey. Gelişine vurdu. Az farklı dışarı gitti. Artık 90+2 hakem bitirir mi bitirmez mi bakacağız burada. Elneni'ye bir top. Elneni geri gönderdi ve hakem bitiriyor. Emirates'te deplasmanda Arsenal'i 2-1 yeniyoruz arkadaşlar. Tsubasa'nın dehşet bir golü vardı ilk yarıda. Burada maçın adamı olduk mu olmadık mı ona da bakalım hemen. 8.2 ile Florian Lejeune maçın adamı olmuş kazanan golü attığı için. Bize bir asist de vermişler. Güzel oldu o galiba. Yok, bizim bir golümüz vardı. Asisti Mitrovic yaptı. Kafası direkten döndü. O herhalde asist sayılıyor FIFA'da. Ama her türlü Arsenal'i yenmeyi başardık. Ve önümüzde Norwich'le 3. turun replay'i tekrar oynanışı var. Demek ki böyle oluyor her seferinde Emirates'te artık. Emin değilim son 16'da falan değişir mi bu ama berabere kalıyorsanız ilk maçta o maç öyle bitiyor. Bir daha oynuyorsunuz rakip takımın sahasında. Hangi takım daha iyiyse zaten sağ avantajı onlarda olduğu için biz o yüzden evimizde oynamıştık ilk maçı ama kazanamadık. Şimdi deplasmana gideceğiz ama artık onu önümüzdeki bölüme bırakacağız arkadaşlar. Biz burada Tsubasa'yı transfer etmeye çalıştık. Transfer istedik ama Rafa Benitez kabul etmedi. Ardından Tsubasa'ya dedik ki kendini toparlamalısın. Götürdük onu berbere, tıraş ettirdik. Yeni krampon aldık. Tsubasa kendine gelmiş gibiydi. Zaten Arsenal maçında da gösterdi bunu güzel bir golüyle, mükemmel bir golüyle. Artık arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tsubasa transfer olmadı diye üzgün müsünüz? Bunu da yorumlara yazmanızı istiyorum. Ama tabloya bakarsanız arkadaşlar Manchester City ile aramızdaki puan farkı sadece 2'ye düşmüş. O yüzden artık Premier Lig'e odaklanacağız. Gol kralı olmaya odaklanacağız. Hemen istatistiklere de bakalım gol krallığında neler oluyor. Ve görüyorsunuz Tsubasa hala lider 14 golle. Roberto Firmino ve Sadio Mane ve Leroy Sané'nin 9 golleri var. Bu arada Luis Nani'den Stoke City
maçıyla 8 gol atmış tam. Asistlerde ise Tsubasa hala ikinci, 5 asistle. Bu bölümde asist yapmadık. İstatistiklerimiz mükemmel gidiyor. Gol kralı olmak amacımız. Şampiyon olmak Premier Lig'de amacımız artık. Transfer olamıyoruz çünkü. Ve bu şekilde bu bölümü kapatıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bir dahaki bölüme kadar. Hoşça kalın arkadaşlar.